kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Bayramiç'te, yani Çanakkale'ye bağlı Bayramiç'te bulunan Mehmet Akif Ersoy Müzesi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunda bir dönem ailesiyle oturduğu ev 2016 yılında yeniden yaptırılarak müzeye dönüştürüldü. Ben de sizin için bu güzel müzeyi gezdim arkadaşlar. Ufak, böyle şirin güzel bir ev arkadaşlar. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un anıları Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evde yaşatılıyor. Mehmet Akif Ersoy'un Arnavut babası Tahir Efendi'nin 1873 ile 1877 yılları arasında Bayramiç Karşıyaka Camii'de imam hatiplik yaptığı bilinmektedir. Burası arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı ev, müzeye çevirmişler ve burayı birazdan gezeceğiz. Annesi bak, annesini canlandırmışlar. Yatağa dokunma. Eski eşyaları. Evin müze haline getirmişler. Şuna bakın. Mehmet Akif Ersoy 11 yaşına kadar ikamet ettiği Bayramiç'ten Karşıyaka Camisi'nde görev yapan babasının tayinin çıkması nedeniyle ailesiyle İstanbul'a göç etti. Böyle şey olarak Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Ailenin yaşadığı ev Bayramiç Belediyesi tarafından satın alınarak Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İçtaş ile hazırlanan protokol kapsamında 2016'da yeniden inşa edildi. İki katlı bu ev Akif'in anılarının yaşatılması amacıyla müzeye dönüştürüldü. Böyle kronolojik olarak arkadaşlar, İstiklal Marşı'na nasıl kabul edildiği tarihe kadar böyle göstermiş. Kronolojik sıralaması. Neler var? Resim çalışmaları da yapıyorlar belli ki bahçesinde. Ha, burada Bayramiç yöresi anlatılıyor. Zeytinyağı. Bu da ne? Bayramiç beyazı. Şeyde, köy pazarında da vardı Bayramiç beyazı dedikleri meyve. Buraya tescilliymiş bu meyve. Bayramiç elması. Belli ki burada elma çeşitleri fazla. Bayramiç beyazı, bak burada şeyi var. Bizim adımız işte değil mi Sinan mı? Oksijen deposu Kaz Dağları'ndan sağlıklı meyvenin adı Bayramiç beyazı. Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu evin eski hali arkadaşlar. Yeni halini gördünüz zaten. Bu şekilde. Belediye hizmet binasının eski hali ve yeni hali. Bunlar ne? Cami. Bunlar bir de cami. Bayramiç tahin helvası da meşhurmuş bak. Tahin helvası? Tahin helvası. Belki görsek alırız. Ha anne bak, Ayazma. Tabiat Parkı'nı merak ediyordun ya. Onu tanıtıyor burada. Güzel bir şeyden tabi. Gitmek istedik hani biz, değil mi? Narlı'dan. Kaz Dağları'nı tanıtıyor burada arkadaşlar. Tarihi çeşme, az önce gördüğümüz taş merkez Taşköprü Camii'nin hemen yanında bulunan çeşme arkadaşlar. 1208 tarihli. O uluslararası bal fuarında ikinci olmuş ödülümüz. İkinci olmuşlar. Tarihi çeşmeleri böyle göstermişler. Tanıtmış. Çarşıda bulunan camiye, bu az önce gezdiğimiz Taşköprü Camii, Hacı Bali Camii. Reşat Nuri Güntekin de Çanakkale milletvekiliyken aynı zamanda Bayramiç'te Türkçe öğretmenliği yapmış.
Onun da buraya anısı olarak fotoğrafı konulmuş. Müzenin ikinci katında Mehmet Tahir Efendi'nin, yani Mehmet Akif Ersoy'un babasının sedirde oturduğu an ile Mehmet Akif Ersoy'un 11 yaşındaki hali canlandırılıyor. Mehmet Akif Ersoy'un küçük halini canlandırmışlar burada, 11 yaşındaki halini. Mehmet Tahir Hoca, burada da babası. Ayrıca bu kattaki özel odada Akif'in çalışma masası başında yazdığı yazılarını kontrol edip gazete okumasına ilişkin canlandırma yer alıyor. Nüfus cüzdanının büyük boy basılı halinin bulunduğu masanın diğer köşesinde ise Ersoy'un 1911 ile 1933 yıllarında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat adlı eseri görünüyor. Mehmet Akif Ersoy'un kendisini. Mehmet Akif Ersoy'u anlatan yüzlerce kitabın yanı sıra kendisine ait çok sayıda fotoğraf ile ilk kez milletvekili olduğu gün çektirdiği orijinal vesikalık fotoğrafının da yer aldığı müzenin diğer bölümlerinde ilçede yaşayanların getirdiği çok sayıda antika eşya ziyaretçilere karşılıyor. Arkadaşlar, Mehmet Akif Ersoy'a ait olan ve onun hakkında yazılmış olan kitaplar. Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'ne giriş ücretsizdir arkadaşlar. Ayrıca haftanın her günü müze sabah 9'dan akşam 18'e kadar hizmet vermektedir. Evet, fotoğrafının yer aldığı paralar. Saat ikincisi Süleymaniye Kürsüsü'nde, üçüncü Hakk'ın Sesleri, dördü Fatih Kürsüsü'nde, beşinci kitap Hatıralar ve altıncı kitap Asım ve yedinci kitap Gölgeler. Böylelikle videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.